Efendim, Türkiye'de emlak sektörü denildiğinde ilk akta gelen isimlerden biriyle birlikteyiz Hakan Akdoğan. İstanbul Ticaret Odası emlak sektörüyle ilgili komitesinin başkanı ve emlak sektöründe çok önemli projelere ve bilgilere imza atmış birisi. Sizi bilgilendirmeye çalışacağız bugün. Özellikle Türkiye'deki emlak sektörünün geldiği nokta konusunda. Bütün Avrupa'daki yurttaşlarımızı, özellikle de Almanya'daki yurttaşlarımızı bilgilendirmeye çalışacağız elimizden geldiği kadar onun bilgileri buna yeterli diye düşünüyoruz. Hakan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Şimdi çok sayıda yurttaşımız biliyorsunuz Avrupa'da yaşıyor, özellikle de Almanya'da yaşayanlar çoğunlukta. Onlar yavaş yavaş Türkiye'ye gelmeye başladılar, tatillerini geçirmeye başladılar burada. E, akrabalarını eş dostlarına giriyorlar ama bu arada bu girişlerinde ticarileştirmek istiyorlar yatırım e, noktasında e, adım atmak istiyorlar e, hep de ya, biz birbirimize benziyoruz oradaki yurttaşlar. Onlar için de emlak olmazsa olmaz yatırımlardan biri e, burada işte ev almaya çalışıyorlar arsa almaya çalışıyorlar tarla almaya çalışıyorlar. Siz onlara ne mesaj vermek istersiniz? Evet, e, öncelikle e, davetiniz için çok teşekkür ediyorum Cihal Bey. E, yurttaşlarımız bizim için her anlamda çok değerli, çok kıymetli. Tabii ki onların yurt dışında kazandıkları, alın teriyle elde ettikleri kazançları ülkelerinde bir yatırıma çevirmeleri de ülkemizin ekonomisi açısından önemli. Özellikle biz Türk insanı olarak e, biliyorsunuz gayrimenkul yatırımları bizim için en güvenilir her zaman liman olmuştur. Bu anlamda gayrimenkul yatırımı yapmayı seven de bir milletiz ve orayı çok da sağlam görürüz. Tabii ki kendi içlerinin içinde riskleri de var. Zaman zaman ne yazık ki bu anlamda tüketici mağduriyetleri de duyuyoruz. Bu anlamda az önce nelere dikkat etmeliler sorusuna şunu söyleyebiliriz. Bir kere kesinlikle gayrimenkul evet çok iyi bir yatırım aracı. Ve yıllar içerisinde de bu her zaman kendisini ciddi manada bu anlamda ispatlamış en iyi getiriye sahip ve genelde de spekülasyonlardan, manipülasyonlardan, böyle ekonomik çalkalanmalardan da çok etkilenmeyen nispeten en doğru yatırım aracı. Burada tabii bu yatırımları yaparken e, e, oradaki yurttaşımızın beklentisi de önemli ama yani kira getirisi olan elbette ki bir konut alıp kiraya verip hem bir pasif gelir elde etmek Bu bir istiyor. avantajlı bir iş midir şu evet, anda? Evet. Yani şu anda mesela ülkemizde Bazen görüyorum ben işte yurt dışına yatırım için giden insanlar da var. Fakat burada bence bir yanılgı olduğunu görüyorum. Şöyle bir yanılgı var. İnsanlara işte Kıbrıs, Montenegro gibi alternatifler sunulabiliyor ama günün sonunda şu an Türkiye pazarında özellikle ikinci elde Celal Bey. Çok 15, cazip fırsatlar evet. var yani. Değil mi? Evet. Yani Yani bırak işte Montenegro'yu gel Türkiye'ye yatırım yap. Ya, Hem de kendi ülken, değil kesinlikle. mi? Kesinlikle. Yani inanılmaz şu an fırsatlar var. de yani bundan 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl önce 250 ayda amorti eden e, konutlar şu anda fiyat ve kira çarpanına baktığımızda 150 aya kadar gerilemiş yani Peki, bu önemli bir fırsat demek aslında. E, şimdi buraya geldiklerinde bu fırsatı değerlendirsinler, baksınlar, etsinler e, diyorsunuz. O e, noktada e, emlak hala önemli bir fırsat diyorsunuz. Bu yurttaşlarımız Almanya'da, e, özellikle Almanya'dakiler sizi orada size oradan ulaşabilirler mi? Sizin bir globalleşme projesi var. Evet. Biraz anlatır mısınız onu? Tabii Nasıl tabii. ulaşabilirler size? Şöyle, e, biz Neopra Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi olarak... Ee, geçtiğimiz Ekim ayında eee Rogzi Türkiye'yi kurduk. Rogzi gayrimenkul sektöründe franchise veren bir marka. Aa. Global bir vizyona sahip. Buradaki amacımız global pazardan çok iyi gidiyoruz. Ya bu G dünya devlerine karşı bir Türk markasıyla mücadele ediyorsunuz anladım. Evet, e, burada da çok iyi bir e, çıkış yakaladık. Gayet iyiyiz. Şu anda Türkiye'nin birçok şehrinde eee Balıkesir Çanakkale, İzmir, Manisa, Hatay, Sakarya, İstanbul gibi birçok ilde faaliyet gösteriyoruz. Hatta globalde de ciddi bir adım attık. Şu an Almanya, Essen şehrinde hmm, de e, Roxy, Polat olarak da faaliyetlerimiz devam ediyor. Bu anlamda e, düşündüğümüzden daha erken bir yurt dışına markamız çıkmış oldu. Amacımız burada global pazardan sağlam bir yer edinerek Türkiye'de de gayrimenkul sektörüne liderlik etmek istiyoruz. Bunun için gerekli hem teknolojik altyapıya hem eğitim altyapısına hem de bununla ilgili iyi bir sürdürülebilir iş modeline ve paylaşım yani en önemlisi de rekabetçi bir paylaşım modeline sahibiz. Ve inanıyoruz ki bu bilgi birikim ve deneyimimiz, araç ve gereçlerimiz, kaynaklarımızla beraber herkesin çok gurur duyacağı bir Türk markasına dönüşeceğiz. Bu yolda da çok ciddi şu anda Güzel. ilerliyoruz. Yani bu bu çok böyle gurur verici bir adım. Uluslararası arenada çok sayıda böyle bütün ülkeleri kapsayan bizim ülkemizde de olan Evet. zincirler var. O evet. zincirlerden inşallah birisi evet. tersine ya, emlakçılık doğru. Evet. Evet, yani insanlar bazen e, girişimcilerin her her girişimcinin farklı tabii ki hayalleri olabiliyor. Bizim hayalimiz Türkiye'de doğa ama dünyaya açılan bir dünya markası, franchise markası olmak. Bunun için de yaklaşık 8-9 aydır başladık çalışmalarımız. Şu anda 10 tane aktif ofisimiz var. Ve şu anda dediğim gibi Türkiye genelinde faaliyet birçok şeklinde faaliyet göstermeye de hızlıca başladık. Almanya'da ofisimiz açıldı. Almanya'da nasıl gidiyor peki? İyi. Almanya'da oradaki... Hüseyin... Beklentilerin üstünde mi altında mı nasıl? Evet daha yeni Hı. gayet iyi gidiyor. Hem Almanya'da şöyle de bir şey var. E, yurttaşlarımız orada çok olduğu için Celal Bey e, oradaki ofisimiz hem buradan Türkiye'den Almanya'ya yatırım yapmak isteyen insanlar için e, doğru bir e, rehber oluyor. Aynı zamanda da Almanya'dan Türkiye'ye e, de yatırım yapmak isteyen oradaki ha, yurttaşlarımıza evet. da gerçekten bu anlamda önemli bir... Bu ofis hem oradakilere bilgi veriyor. Evet. Hem oradan işte ben 3 ay sonra Türkiye'ye gideceğim ne yapabilirim bilgisini evet. veriyor. Yani bir irtibat Türkiye ile irtibat noktası gibi Türk çayı ve Türk kahvesiyle ağırlıyorsunuz misafirlere. Evet düşünsenize yani Almanya'da… Bir kahve içip köşeye dönebilirler. Olabilir neden olmasın. <laughs> evet. Düşünün Almanya'da o ofise gittiniz. Ofis size Türkiye'den zaten birçok şehrinde olduğu için marka olarak faaliyet verdiğimiz için… Bir Çanakkale'de yatırım yapmak yani, istediğinizde evet. bir Balıkesir, bir Manisa, bir İzmir... Hepsinin bir hata... bilgisini Tabii, alabilirler orada. Anında oradaki arkadaşımız hemen Türkiye'deki evet, ofislerimizle bu. hemen iletişime geçip hem oradan ilgili en doğru bilgilere ulaşması kolay hem de doğru bir yatırım yapması için de en doğru yöntem kendilerine sunulabilir. Ama burada en önemli insan kaynağımızın yanı sıra teknolojik altyapımızdan da biraz bahsetmek isterim Celal Bey. Ee, öyle bir teknolojik altyapıya sahibiz ki hani e, ofislerimiz bu sistemi CRM sistemini kendi işlerini kolaylaştırmak için e, kullanırken aynı zamanda onlara sağladığımız yapay zeka e, ile ilgili yapmış olduğumuz bir iş birlikteliği ile birlikte o taraftaki teknoloji de onlara Türkiye'nin genelinde herhangi bir bölgede bir gayrimenkul ile ilgili ulaşmak istedikleri bilgiye saniyeler içerisinde çok hızlı bir şekilde ulaşabilip vatandaşı bu anlamda çok doğru bilgilendirebiliyorlar. Hatta düşünün saniyeler içerisinde 5 farklı dilde 30 sayfalık profesyonel bir sunum Aa, bile tamam. hazırlanabiliyor. Peki bu bilgilerin kaynağı ne? Herkes merak edebilir. Bu bilgilerin kaynağı tamamen kamu kurumlarından alınarak Anladım. sağlanıyor. Yani sizin o kamu kurumlarıyla çok net network'ünüz var. Evet. Onları işte müşteri diyelim işte ya da size talepte bulunan insanlara çok kolay ulaştırabiliyorsunuz. Kesinlikle, yani bizim bir ofisimizden içeri girdinizize Celal Bey, oradaki emlak danışmanımız hemen sayfamız açıp o yapay zeka ile donatılmış. Teknolojiyi kullanıyorsunuz mu? Evet, teknolojiyle aramız çok Vay iyi. Be. Çünkü zaten hani teknoloji artık her iş dünyasının vazgeçilmezliği, olmazsa, olmazsa olmazı. Artık bizim işlerimizi hızlandıran, kolaylaştıran tüketicilere çok önemli hizmet kalitesini artıran bir unsur araç haline geldi. E, tabii ki burada yapay zeka artık öyle bir noktaya geldi ki e, çok işleri kolaylaştıran dediğim gibi hizmet kalitesini artıran bir araç oldu. Biz de burada bir e, ofisimizden içeri bir e, müşteri girdiğinde herhangi bir bölgeyle ilgili bir bilgiye ihtiyaç duyduğunda oradaki düşünün ki deprem zemin etütünden imar uygulamalarına kadar hatta oradaki işte AVM sayısından e, kullanılan araç markasına kadar yani bir gayrimenkul alırken karar verme aşamasında ihtiyaç duyduğu tüm bilgilere orada emlak danışmanımız saniyeler içerisinde cevap verip aynı zamanda ona çok doğru yatırım fırsatlarını sunabiliyor. Çünkü e, önemli bir altyapı ya da bilgi e, setine sahip anladığım kadarıyla evet e, emlak e, danışmanlarınız sizin şimdi şöyle e, biliyorsunuz Avrupa'daki e, yurttaşlarımız euro kazanıyorlar kazançları euro evet e, onların euro kazanarak burada yatırım yapmalarını nasıl değerlendirirsiniz siz e, aynı zamanda yatırım danışmanısınız evet. emlak yönlendiriyorsunuz ama diğer yatırım araçlarında çok yakından takip ediyorsunuz. Nasıl değerlendirirsiniz bu bu kazançla yatırım olayını nasıl birleştirirsiniz? Şimdi bizim ülkemizde şöyle bir algı oluşuyor, İşte döviz de artıyor, dövizi bir yatırım aracı olarak gören bir kesim de var. Ama hani e, ne kadar doğru bilmiyorum yani o evet günün sonunda dövize bir yatırım tele karşısında bir getiri sağlıyor ama bunu gayrimenkulle e, kıyasladığımızda Cihal Bey son 5 yıla son 10 yıla baktığımızda gayrimenkul bu anlamda çok ciddi geometrik büyümüş. çok ciddi ki? bir büyüme sergilerken evet. döviz daha kısıtlı kalmış. Yani çünkü dövizin de o da bir para olduğu için onun da kendi ülkelerinde enflasyonu var. Doğru. Yani hem enflasyon karşısında erimesi siz euro'nuzu korumak için gayrimenkule yönelin diyorsunuz. Yani değil mi? aynen. Hem kendi ülkelerindeki o döviz cinsinden paranın da kendisine ait bir enflasyonu var. Günün sonunda bir de gayrimenkul dövize göre de her zaman ülkemizde çok daha iyi performans gösteren bir yatırım aracı. İşin geriye dönük baktığımızda, verilere de baktığımızda, yani örnek vermek gerekirse dövizde olanlar son 3 yılda 2-3 kat bir getiri sağladıysa emlakta olanlar, 7-8 kat, en az 7-8 kat bir kazanç sağladılar. Yani bu da bize şunu gösteriyor. Demek ki ülkemizde doğru zamanda doğru gayrimenkul yatırımı gerçekten en iyi yatırım, yatırım kaynağı. Bu arada soruyorlar Reşitek şimdi sizin Almanya'da bir tane şubeniz var. Evet. Biz başvursak franchise veriyorlar. Başvursak kime başvururuz, nasıl başvuruz? de emlak ci olmak istiyoruz, Evet onun ortağı olmak istiyoruz diyenler var. Evet. Ee, izleyicilerimizden böyle sorular geliyor. Onlara ne cevap vermek istersiniz? Öncelikle e, Almanya'daki yurttaşlarımızın ilgi alakasından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bu bizi de çok ciddi motive ediyor. Tabii ki bizim e, roxy.com.tr sayfamız var. E, oradan internet e, sayfamız üzerinden bizlere ulaşabilirler. Sosyal medya Hesaplarımız üzerinden de bize ulaşabilirler. Bize ulaştıklarında kendileriyle şartlarımızı tabii ki konuşmak isteriz. Ver, veriyor musunuz yani? Tabii ki. Yurt dışına Almanya'da şu anda, arayış. Tabii, şu anda yurt dışına bayiliklerimizi verebiliyoruz. Avrupa'nın birçok şehriyle de birçok evet temastayız. Bence Görüşmeler... büyük kentlerde olan Londra'da, Amsterdam'da falan. Evet Olmaz zaten mı? öyle bir hayalimiz var. Biz bu yola çıktığımızda Celal Bey şunun hayalini kurarak bu yola çıktık. Avrupa'yı gezerken Avrupa'nın o kadim şehirlerinde Rogzi tabelasını görmek istiyoruz. İnşallah bunu başaracağız ve günün sonunda bunu başardığımızda da şunu söylemek istiyoruz. Evet bakın bu ülkenin çocukları da istediğinde bunu yapabiliyor, başarabiliyor. Anladım. Çok güzel. Ee, bu arada e, biz de e, izleyicilerimizi bu noktada bilgilendirmiş olalım. Başvurmak için sizin internet sayfasına girip oradan başvuru yapmaları evet. yeterli kısa süre içinde kendilerine bir olumlu ya da olumsuz. Tabii ki. Ee, bir ama bir kıstas var mı? Yani ne arıyorsunuz, ne özellik arıyorsunuz? Mesela? Ya tabii ki burada yani e, kişinin hedeflerinin net olması gerekiyor. Girişimci ruh arıyoruz. Yani. Girişimci bir, ruh. Evet kesinlikle. Evet. Yani girişimci ruha sahip olması gerekiyor. Vizyoner olması gerekiyor. E, günümüz dünyasında şu anda hani. o Türklerde hep, o özellikler vardır zaten. Et, zaten zaman. evet. E, biz böyle. Almanlar ruha, da başvurabilirler e, bu arada tabii olabilir yani. yani günün sonunda girişim ruha sahip bir milletiz e, bu anlamda girişim ruhu olan eğitimli vizyoner e, ve gerçekten e, ciddi büyük hedefleri olan e, tüm girişimcilere e, bizim kapılarımız sonuna kadar açık zaten misyonumuz da e, bize temas eden bizi tercih eden herkesi hedefine ulaştırmak. Güzel. Ee, büyüyeceksiniz de Avrupa'da. Yani ne hedef var mı mesela? Ne, ne kadar sürede kaç şube olmayı hedefliyorsunuz? E bununla ilgili ya da böyle bir genel hedef var mı Türkiye'de evet. bir hedef var mı? Şeyi görmüşsünüzdür şimdi siz. Yani ortaya çıktınız beklenmeyen bir ilgi gördük diyorsunuz ama şeyi gördünüz. Tabloyu gördünüz. Bir hedef koymuşsunuzdur. Bir hedef var mı? Elbette ki. Yani biz bir kere e, bir 5 yıl içerisinde özellikle Türkiye'de ilk üç e, tercih edilen ilk 3 franchise markasından biri olmak istiyoruz. 10 e, yıllık e, hedefimize baktığımızda Türkiye pazarına liderlik eden bir markaya dönüşmek istiyoruz. Oo, büyük hedef. Ve hedefler. günün sonunda 10 yıl sonra geriye dönüp baktığımızda Avrupa'nın birçok ülkesinde ve Avrupa'nın önemli şehirlerinde tabelası olan ve gerçekten de çok iyi işlere imza atan bir markaya dönüşeceğimizi hedefliyoruz ve bu inançla da yola devam ediyoruz. Bu arada mesela bir hazır o da sorular arasında var size çok sayıda soru geliyor. İlgi görüyorsunuz bu arada. Çünkü yatırım deyince herkesin ilgi alanına, kapsama alanına giriyorsunuz. Mesela Türkiye'den yatırım yapacak, arsa alacak, ev alacak ee, yurttaşlarımız Almanya'da yaşayan, Avrupa'da yaşayan yurttaşlarımız Kapıkule'den girdikten sonra nereyi düşünsünler? Mesela Çanakkale'yi mi düşünsünler? İstanbul vazgeçilmez mi? Ee, Akdeniz mi? Yani şöyle bir bir Türkiye turu attırsanız ya onlara. Evet, yani tabii ki burada e, beklentilerini bilmemekle beraber onlara en iyi getirinin e, arazi, arsa olduğunu söyleyebilirim. Yine özellikle şehir merkezlerinde ki o e, yoğunluk ve kalabalık doymuşluktan daha ziyade gelişmekte olan e, bölgelere yönelmeleri. Az önce söylediğiniz gibi Çanakkale bunun için çok iyi bir yer. Balıkesir, Manisa, İzmir, ya e, e, oradaki o e, şehirlerin çeperlerinde olan e, gelişmeye çok müsait e, projeleri, büyük projelerin yanında olan arsa ve araziler tercihleri olsa çok daha iyi olur. Çünkü belli bir doygunluğa ulaştıktan sonra ki gelen getiriyle daha çok yolun başında doğru bir lokasyonda doğru bir arsa ya da arazi yatırımı gerçekten 5 yıl gibi bir zaman içerisinde bile çok büyük getiriler sağlayabiliyor. Bu anlamda aslında ülkemizin az önce söylediğiniz gibi gibisinde Ege, Akdeniz bunun için çok orada daha çok keşfedilmek keşfedilmeyi bekleyen veya daha yeni yeni yatırım alan bölgelerimiz de var bu anlamda yine Çanakkale biliyorsunuz işte köprüyle beraber Farklı bambaşka var. bir şeye büründü artık şehir olarak da bambaşka bir havaya da büründü oradaki o lojistik o ulaşım sorununun ortadan kaldırılmasıyla birlikte zaten Çanakkale çok sevdiğimiz bir ilimizde ama o projeyle beraber de çok ciddi değerine değer kattı diyebiliriz gayrimenkulde. Yine buna benzer yerler tercih edilmeli Celal Bey. Devlet tarafından projesi kesinleşmiş veya gelişim aksları içerisinde kalan bölgeler doğru zamanda, doğru lokasyonda ve doğru bütçeyle bir yatırımla ilerisi için çok büyük. E, getiriler sağlayabilir, büyük kazançlara dönüşebilir. Biz bu anlamda e, Roxio ofislerimizi de, e, e, oradan gelip burada yatırım yapmayı düşünen tüm e, yurttaşlarımızı da e, Roxio ofislerimizde, gerek Çanakkale'mizde, gerek ba balıkesirimizde, İzmir'imizde, Manisa'mızda, e, Sakarya'mızda tüm e, ofislerimizde ağırlamak isteriz. Bu arada sizin ofisler de böyle gelişmekte olan. Yerlerde, e, yerlerde evet, öncelik evet. tanımışsınız herhalde evet. onlara. Evet, hedefimiz biraz daha e, Türkiye'de e, emlak piyasasının hareketli olduğu e, ve gerçekten e, yatırım getirilerinin yüksek olduğu şehirler oldu. Bu anlamda da o da tabii bizim markamızın büyümesine önemli bir ivme katıyor diyebiliriz. Efendim çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. E, gerçekten e, çok önemli bilgiler verdiniz. Direkt cebe hitap eden bilgiler. Ee, o anlamda ara sıra ağırlamak isteriz sizi. Çok Sağ olun. teşekkür ederiz. Ee, ağzınıza sağlık, bilginize sağlık. Sağ olun efendim. Efendim, e, Hakan Akdoğan'la emlak meselesini değerlendirdik. Orada nasıl doğru yatırım yapabilirsiniz? Doğru yatırım yaptığınızda nereleri e, tercih etmeniz gerekir? Bütün bunların, e, bu soruların cevabını almaya çalıştık. Ama altını çizdiği bir nokta var. Keşfedilmemiş yerleri keşfetmeye davet etti herkesi. Ee, i̇nşallah bu daveti, davet sizi kara geçirir. Ee, i̇yi günler diliyorum. Hoşçakalın efendim.